Merhaba Sıla, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben deyim, teşekkürler. Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor. Güzel. Çok kısa cevaplarla. Hayır, yarım saat içinde tekrar sorunca. Ama bu videoyu şimdi üst Evet. üste çektiğimizde sadece tişörtünden anlayacaklar insanlar, ama Biliyorum. artık gerçekten anlayacaklar. Neyse, biz 2 hafta geçmiş gibi davranıyoruz şimdi. Ve tekniklerden bir tanesini daha konuşmak istiyoruz bu 2 hafta sonraki videoda. Tekniğimiz uzman analizi. Ben sorayım mı? Sor. UX Alive oldu mu? Bu videoyu yayınladığımızda UX Alive olacak o hafta. Benim için bir yarış, şu an katılamadığım için de onun için. Evet, o hafta olacak. İşte katılamamanın sebebini de Mayıs Bir ayındaki sonraki. videolarımızda şey yapacağız, aktaracağız. Ama şimdi Nisan ayındayız şu an. Tamam, uzman analizi nedir diye Aynen, sordum. uzman analizi nedir? Ya ne? Çok seviyorum tekniklerin isimlerini. İçinde derdini çok güzel anlatıyor. Bir ürünün, bir servisin, arayüzün, bir konseptin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi. Bu değerlendirilme notlama şeklinde de yapılabilir, yorumlama şeklinde de yapılabilir. Fakat uzmanlar tarafından değerlendirmesidir gibi bir Okey. dil kurumu Az tahmin önce sanki biraz yapabiliriz. uzmanların altını çizdiğin gibi oldu yani, hani. Evet. Yani şunu mu diyorsun? Bunu uzmanlar yapar. Evet, yani kim yapabilir? Evet. Uzman değil de kim yapabilir uzman Ya analizini? şöyle, yani ben mesela belki birazdan hani kontrol listelerinden falan bahsedeceğiz ya. Benim bu konuyla hiçbir alakam yok ama bir kontrol listesi aldım elime. Açtım bir web sitesini. Baktım olmuş olmamış, yapmış olmamış falan ve sonunda onu bir rapora dönüştürdüm. Bu bir uzman analizi raporu mudur? Yani senin uzmanlık seviyen değişebilir ama sen eğer bir gıda mühendisiysen, sana arayüzü bir çek, yani bir liste versem de, yani şey olabilirsin, bu ne demek istiyor bu liste? Yani aksiyon butonu, eyleme çağrı ne demek falan gibi kafanda sorular oluşacaktır. İşin uzmanları, o işin profesyonelleri, o işi icra eden kişiler tarafından yapılması. Keza aynı şekilde ben de alıp bir Eti çikolatayı, sektörden olmayıp da marka vermeyi çok seviyorum. Eti çikolatanın işte tadı şu, yoğunluğu bu gibi değerlendiremem. Hatta neye yoğunluk ne demek işte falan olurum büyük ihtimalle. Ben de seni destekleyecek bir şey söyleyeyim aslında. Hani kendi sorumu cevaplayacak şekilde. Hani bir uçak gerginliğim olduğundan belki bahsetmişizdir videolarda. Bu gerginliği yenmenin yöntemlerinden biri uçağın gerçekten nasıl çalıştığını çok detaylı bir şekilde öğrenmek. Uçaklar checklistlerle çalışıyor bu arada. Gerçekten yani uçuş öncesi checklisti, işte kalkış checklisti falan, bir sürü checklist var ve onların hepsini pilotların tek tek tiklemesi gerekiyor. Yani bu şunu demek gibi olabilir yani. Nasıl bir uçağı uçurmak için o checklistekileri yaptım evet demek yetmiyorsa, bir uzman analizi yapmak için de o checklistleri yaptım demek yetmiyordur. Evet. Olmadı mı? Güzel örnek Yok, olmadı mı? güzel örnek oldu. Hatta yani Dün sen işin biraz şey bakınca, donup bakınca cool story bro demedin yani. uzman olsam bile, pilot olsam bile doğru kontrol listesine baktığımdan emin olmam gerekiyor. Keza o sebepten çok uçak düşmüş de var. İşte Evet. uçağın burnu örneği vardı Evet, son mesela. olarak Boeing'in Uçak gerçekten kazaları NetGeo reklamı da yaparak Dubai Havalimanı falan. Korkusu olanlara bu arada tavsiye son edebilirim. işte Gerçekten geçiriyor. son Boeing'in düşme hikayesinden yazılımcıları bayağı gömebiliriz aslında yani. Daha doğrusu Boeing'in yazılım tarafını. Sadece bir sensörden data alıyorlar. O sensör yanlış gösterdiği zaman da uçağın burnunun yukarıda olduğunu düşünerek uçağın burnunu aşağı indiriyor. Oysa uçağın burnu yukarıda değil. Ve durdururken uçağın burnunu aşağı doğru indirmeye çalışan bir yazılım. Pilotların kontrolünü şey yapıyor, dağıtıyor ve yaklaşık 700 kişi bu yüzden öldü mesela. Bir tasarım konulu kanalda kahrolsun yazılımcılar noktasına getiriyorum ama Evet, evet. kargo yüklemesi ile ilgili, ya uçak kazalarını o kadar çok izledikten sonra bir tane de havalimanı belgeselinde kargo yüklerken konteynerde ufak bir bozukluk var. Ben diyorum ki yüklemeyin, insan hayatıyla oynuyorsunuz. Onu Ölecek da onlar. şey yapmaya, tam kapanmadı ama şöyle yaparsak kapanmış gibi olacak. Yüklemeyin falan. Öyle kimse Ölüyorlar mı ölmedi. peki? Ha. Ama Ölebilirler diyorsun yani. Okey, uzman nezdine geri dönelim aslında. evet. Nasıl yapılır? Uzman elimde olması gerekenleri sayayım. Bir de ne Bir zaman niye adet uzman. yapayım? Neden niye yapayım da başlamak mantıklı olabilir. Şimdi sanıyorum araç kullanıcısız, kullanıcı olmadan yapabileceğimiz araştırma yöntemlerini konuşurken de bundan bahsetmiştik. Her durumda kullanıcıya benim erişimim çok kolay olmayabiliyor. Mesela ofis malzemeleri satan bir şirketin belli tipte ofislerindeki iç kullanıcı, muhasebeci kişiye ulaşmak
belki benim için o an imkansız, belki çok zor, belki çok maliyetli olduğunda uzmanlara ben bu değerlendirmeyi yaptırabilirim. Değerlendirmeyi tamamen sadece uzmanlardan alabilirim. Veya benim bir ürünüm var, farklı kanalları var. Bu kanallar arasında bir kıyaslama yapmak istediğimde çok fazla, yani sen daha iyi açıklayacaksındır, istatistiksel olarak anlamlı bir veri elde etmek için çok fazla sayıda kullanıcıya gitmem gerekirken bunu uzman gözünden yorumlatarak daha kolay kıyaslatabilirim. Yani kendi işimi kolaylaştırabilirim. Başka nasıl işimi kolaylaştırabilirim? Yine ben ve bir rakibimi kıyaslamak için daha anlamlı kıyaslamalar yapabilirim. Yapmak için kullanabilirim uzman analizini. Bu amaçları aldıktan sonra nasıl yapıyorum? Şimdi birden fazla uzmanın değerlendirmesinde fayda var. Çünkü her ne kadar sen orada bir şeye girsen de, bir zihin yapısına girsen de incelerken, ondan da bahsedeceğim, yine de kendi ön yargılarını da bir yandan getiriyorsun bu incelemenin içine. 2 veya 3 uzmanın aynı ürünü incelemesi faydalı olabilir. Sonrasında bu uzmanlar oturup puanlarını kıyaslayabilir, ortalaması alınabilir. İşte tekrar ortak bir puana karar verilebilir gibi gibi farklı uygulama yöntemleri de var. BPure diye bir şey var mesela. En sevdiğim o. Evet, o bayağı puanlıyor aslında, değil mi? Evet. Sonra bir de hatta şey, uzmanlarımı aldım. Measuringyou.com'un askerleriyiz. Orada ben orada gördüm o şey yöntemi, PURE yöntemini. Olabilir, bilmiyorum. Kesin bahsetmişlerdir. Jeff Sauro abimiz. O da benim gibi bir istatistikçi. O yüzden kendime yakın hissediyorum gerçekten. Onun da doğru söyledim. Doğru mu söyledim? Evet. Okay. Onun bolca bulabiliriz kaynaklarını. Bir uzmana ihtiyacım var dedik. Ne zaman yapacağımı söyledim. Sonra bu uzman nasıl değerlendirecek bunu? O ürünün, incelediğim ürünün hedef kitlesini önce bir listeleyeceğim. Yani bunun hedef kitlesi kim? İşte yeni evli çiftler. Şeye gidecekler, yazlığı için beyaz eşya alacaklar. Bir beyaz eşya örneğinden yola çıkıyorum şu an. Beyaz eşya web sitesi gibi hedef kitlemi listeledim. Sonra her zaman hedef kitle ve bağlanma başlıyoruz ya. Bu hedef kitlenin bağlamı neler var onun dünyasında? Tamam, benim bu sistem var ama başka ne gibi bilgiler var? Başka ne gibi işte kartlar var? Başka hangi ürünleri kullanıyor falan? O bağlamı böyle bir çiziyorum. Hedef kitleme dair bir fikir edinmeye çalışıyorum. Yani persona yapılmış bir persona çıktısı varsa o personayı okuyarak da o bilgiyi kolaylıkla edinebilirim. Sonrasında kendime bir kontrol listesi edinmem gerekiyor. Ben bu arayüzü incelerken hangi kriterlere göre inceleyeceğim? Hangi kriterlere göre puan vereceğim? Burada sen söylemek ister misin? Yani en çok kullanılan ve en çok baz alınan heuristics mi? Sezgisel analiz modelleri mi? Evet. Çok istersin diye sana evet. Jacob Nielsen ve Ralph Mulich'ti galiba, değil mi? Evet. Kendilerinin yıllar önce bir çamaşır makinesi arayüzünü bile uzman analizi yapmamız için her arayüzün sahip olması gereken 10 özelliği aktardığı bir listeydi bu. Evet, yani 10 genel, 10 çok geniş maddeden oluşuyor. Bu maddeler sistem durumunun görünürlüğü gibi gerçekten çok geniş maddeler. Fakat ben bir kendime kontrol listesi oluştururken hazır bir liste de edinebilirim. Xerox'un oluşturduğu mesela, yine yılını hatırlayamadım ama evet, çok daha detaylı. Aynen, 450 bir maddesi var bu arada Xerox'un. Liste var. Evet. İşte Hindvine'in oluşturduğu mobil için bir liste var. İşte oyun aşama için başka bir liste var. Liste var. Bir sürü liste bulabilirim. Bu listeler genellikle Nielsen ve Molihin yaptığı bu 10 maddeyi baz alarak oluşturulmuş listeler. Ben kendi listemi de oluşturabilirim. Keza, yani çoğu durumda bu listeler alıp kendi listemize uyarlıyoruz. Tabii user focus'un da mesela 250 maddeyle bir web sitesi ana sayfası nasıl olmalı şeyi var, kontrol listesi var. Çok iyi değil ama var yani. Hani yine uzman analizinde sana yardımcı olabilecek bir şey olabilir. Yani kullanıcımı, hedef kitlemi ve bağlamımı belirledim. Şimdi amacımı belirledim ve bunun için neyle değerlendireceğimi belirliyorum. Yani şu an hala hazırlık aşamasındayım. Evet. O listelerden birini aldım, kendimi uyarladım. Ben buna göre yapacağım dedim. Şu an hazırlığımı tamamladım. Sırada analizi yapmaya başlıyorum. Farklı uzmanlar birbirinden bağımsız bir şekilde bunu yapıyorlar. Ben sırasıyla bir, o persona bir gibi web sitesini inceliyorum, ürünü inceliyorum, onun adımlarından geçiyorum. Yani burada tüm adımlarından geçmeye dikkat ediyorum. Veya kendime hazırladığım senaryoların muhakkak incelenmesini kendime not alıyorum. Ama bunu yaparken de biraz o kişinin yerine koyarak kendimi yapıyorum. Ben evet uzmanım ve onun oraya basıldığında anlayabilirim ama bu kişinin işte görme problemi vardır, bunun fontu küçüktür gibi çıkarımları yapabilmem için o kişinin yaşına falan kendimi sürekli hatırlatıyor olmam lazım. Bu incelemeyi yaparken gerektiği yerlerde süre tutabilirim. Mesela bir satın alma akışında, üyelik akışında süre tutabilirim daha sonra bunları kıyaslamak için.
İlk başta notlandırmıyorum. Böyle bir inceliyorum. Kendime küçük notlar alıyorum. İşte formlar şöyleydi, bu böyleydi falan filan diye. İnceledim. Her bir persona gibi inceledim. Sonrasında maddelerimi alıyorum. İnceleyeceğim sayfaları açıyorum. İnceleyeceğim sayfalara bu maddelere göre ya okey diyorum ya bir puan veriyorum. Hepsinde farklı bir puanlama sistemi geliştirebilirim. Genelde bir yorum yanına muhakkak yazıyorum. Sonrasında da ben bunu bitirdikten sonra diğer uzman kişi de bitirmiş. Diğer uzman da kişi de bitirmiş oluyor. Oturuyoruz. Ortak bir paydaya çekiyoruz yorumlarımızı ve puanlarımızı. Sonra işte çözüm önerilerini ve bulguları sınıflandırarak işlerini tamamlıyoruz. Peki şey soracağım. Gayet güzel anlattın. Şey soracağım mesela hani bir e-ticaret sitesinde bunu yapmak biraz kolay gibi duruyor. Çünkü uzman da kendisi belki o personaya yakın hissedebilir kendini ama farz edelim at yarışı oynayanların takıldığı bir web sitesi var. Tamam, senin at yarışı oynamanı kolaylaştıracak web sitesi ve bu uzman hayatında at yarışı oynamamış. Sence bunu yapabilmesi şey midir, kolay mıdır? Yoksa hani bu tarz domainlerde çok uzmanın izini kullanmamayı tercih mi ederiz? Ya şimdi o bağlamı tanımlamak birazcık da o yüzden gerekli. Şimdi yatırımcıya hiç ulaşamıyorum. Hayatımda hiç yatırım yapmadım. Ne yapacağım? Hiç mi yapmayayım bir şey? Ama yatırımcı nedir, kimdir, nasıl yapar, ne gibi ekranlarda çalışır? Mesela ben baktığımda çok işte renklerin rahatsız edici olabileceğini... Yatırım ekranlarını diyorsun. Evet. Renk körler için soru olabileceğini falan düşünüp öyle öneriler yapıyor olabilirim. Ama bu kişinin dünyasına dair bilgi edindiğimde bu sefer yorumlarım değişecektir. Yani renk körler için farklı bir önlem alırım. O renkleri korurum belki. Kontrastı çok yüksek tutmaya çalışmam belki başka bir sebepten. İşte gelen ışıktır, şudur budur falan. Bunları düşünerek gitmem gerekiyor. Katılmıyorum. Yapılabilir ama... Öncesinde o hedef kitle ve bağlamı tanımlama aşamasında bir yatırım yapmak gerekiyor. Yani her zamanki mesajı vereyim. Zaman yatırımından bahsediyorum. Okay. Yani persona üretilebilir. İki tane yatırım örneği verince şey dedim. Yani önce bir 1 milyon dolara yatırım yapıp bir deneyeceğim, kaybedeceğim falan. Zaman yatırımı yapıp aslında bu yatırımcılar nerede ya da bu at yarışı oynayanlar Hangi web sitesine bakıyorlar ya da o bir tane bültenleri var, bu bültenlerinde neler var falan gibi bakmak gerekiyor yani. Okay. Böylece şunu diyorsun, yani herhangi bir uzman herhangi bir sayfayı uzmanınızı yapabilir, arayüzü. Herhangi değil, bu sektördeki bir uzman. Evet. Okey, tamam, bu sektördeki. Yok tabii canım, yani gıda mühendisinden bahsetmiyorum ama bir kullanıcı deneyimi uzmanı bir arayüzle, bir servisle alakalı bir yapıyı... O servise çok uzak dahi olsa belli kontrol listeleri ile bu raporu hazırlayabilir. Evet, yani sonuçta o servise çok uzak olsak dahi kullanılabilirlik testini de yapıyoruz. Ve öncesinde de bir hazırlık gerekiyor doğru soruları sorabilmek için. Aynı şekilde öncesinde bir hazırlık. Belki bu sefer biraz daha uzun bir hazırlık gerekiyor olabilir. Aslında cevabını biraz verdin ama şeyi de sorayım. Yani hani bunca videodur işin içine kullanıcıları katmaktan bahsettik. Belki bir videoda hani kullanıcı olmadan araştırma tekniklerinden bahsetmiştik ama... Uzman analizi biraz kendi varoluşumuzda çelişen bir yöntem gibi durmuyor mu? Yani tasarımcıların sürekli dediğimiz kendini kullanıcı yerine koyma, her projeye bir boş levha gibi başla vesaire yapısının yerine bir uzmanmış gibi bir süreci değerlendirmek böyle bir ufak bir konflikt yaratmıyor mu sence de? Bir uzman olarak değerlendiriyorum ve hatta bunu da mümkün olduğunca kullanıcıların gözünden yapmaya çalışıyorum. Pek çelişmediğini ben... Yani tabii ki her şeyin en mükemmelini yapmak için sürekli kullanıcılara gidilebilir, onların hayatı gözlemlenebilir, çok uzun vakitler geçirilebilir. Ama her zaman dediğim gibi... It depends. Bizim için... Teşekkür ediyorum. Kullanıcıya ulaşamıyorsam, bu varsayımları afaki yapmamak için bu tip yöntemleri kullanmam gerekiyor. Aynı zamanda hani videonun başında gerçekten birazcık yanıtını vermiş olduğun dediğin nokta o. Bazen de onu kıyaslayabilmek için çok fazla sayıda kullanıcıya gitmek yerine de kullanabilirim. Kullanıcıya hiç ulaşamadığımda da kullanabilirim. Aslında kapı kapatmak değil, kapılar açıp yolumuzu çizmek için kullandığımız, hatta destekleyen bir yöntem. Bunu yapmasam ne yapacağım? Tamamen kendi varsayımlarımdan. Şöyle bir istatistik biliyor musun? Yani kullanıcı testleriyle uzman analizi bulguları arasında şöyle bir korelasyon var gibi. Bir rakamsal bir şey. Ben bir %30 rakamı hatırlıyorum ama çok yanlış bir şey hatırlıyor olabilirim yani. Hani bir uzman analizi çalışmasında aslında kullanıcı testinde bulduğun bulguların %30'unu ve önemlilerini içeren bir %30'u bulabiliyorsun.
Burada da sanki bu yatırımı yapıp yapmama tamamen zamanına, parana vesaire bakıyor. Yani daha fazlasını da bulabilirsin bu arada. Çünkü kullanıcıdan ziyade sen her sayfayı, her case'i inceleme lüksüne sahipsin orada ayırdığın zamanda. Kullanıcıya daha kısıtlı senaryolar verebiliyorsun. Daha fazlasını da bulabilirsin. Ama onun rakamsal bir karşılığı var mı bilmiyorum. İşte %80'dir, %30'dur falan gibi bir şey bilmiyorum. Peki ara ara girişimcilerin sana ya biz böyle bir app yaptık bir baksana dediği şey uzman analizi değil değil mi? Yani, geliyor mu sık sık bu tarz bir? Sıla Hanım şöyle bir arayüz yaptık. Yorum veriyorsun ama oturup da böyle bir uzun uzun onun kullanıcısıymış gibi değerlendirmiyorsun. Şey tasarımcı gözüyle formları falan değerlendiriyorsun. Ya belki kullanıcının böyle bir olabilir gibi kendi aklına hızlı gelen şeyleri söylüyorsun ama bir kapsamlı bir analiz yapmıyorsun. Okey. Ben uzman analiziyle alakalı cevaplarımı almış durumdayım aslında. Var mı senin tips and tricks tarzında eklemelerin? Sezgisel analiz maddeleri aslında güzel maddeler. Onunla alakalı ayrı bir video çekelim bence oraya çok girmeden. Ama şimdi eğer dediğim gibi ipuçların varsa ipuçlarını alalım yoksa da bitirelim videoyu. Onu diyecektim. Sezgisel analiz maddeleri şu, yani bakıldığında çok kolay anlaşılır maddeler gibi gelmiyor olabilir. Bana geliyor aslında. Yani sen yani çünkü kaç yıldır bu işte çalışıyorsun. Sistem durumunun görünürlüğü mesela. Bu çok net bir madde yani. Dur daha sana karışık gelecek bir şey söyleyeyim. User locus and something bir şey vardı. Yani ilk karşılaşıldığında insanlara çok bu ne demek istiyor ya falan çok yaşanabiliyor. Bir tavsiyem şey olabilir işte. Yani bunları gerçekten sindirmek için bol bol örnek bakmak olabilir. Bir de açıklayıcı bir video çekelim dediğin gibi. Okay, bu da sözümüz olsun bir sonraki video için. Sezgisel analiz maddelerini açıklayacağız. Ya onun üstüne konuşabiliriz. Tamam. Var mı eklemek istediğin başka konular? Yok teşekkür ederim. düşünüyorum. Yani şey çok kolay bir hızlıca yapılır canım bizim uzmanlar değerlendirilir gibi bir teknik olmadığını konuştuk. Yani evet. Öncesinde bir hedef kitle bağlamı tanımlıyorsun. Hı-hı. Kontrol listeni hazırlıyorsun. Her bir kullanıcı gibi üstünden geçiyorsun. Her bir profil gibi üstünden geçiyorsun. Sonra değerlendirmeye başlıyorsun. Sonra uzmanlarla oturuyorsun gibi gibi. Yani anlatırken bile sıkıyorum seni şu an. Yok birden fazla uzman kullanma niye aslında? Bunu ya bir uzman olarak da yapabilirsin bu arada. Hı-hı. Yani eğer başka kimseye ulaşamıyorsam yapamayacak mıyım? Allah kahretsin falan gibi depresyona girmeye gerek yok. Ama benim ön yargılarım olabilir. Başka bir kişinin başka ön yargıları vardır. Oturup bunları konuştuğumuzda daha orta seviyeye çekebiliriz bunları. Aslında yemek tarifi gibi anlatırsak bir uzman alınır. Bir ya da birden fazla uzman alınır. Alabildiğince uzman alınır. Bir de öyle tariflerde var ya. Alabildiğince un. O ne demek yani gerçekten. Doğru söylüyorsun değil mi? Doğru, alabildiğince doğru. Diye bir şey var. Evet. Yani doygunluğa ulaşana kadar aynen. Şeker mesela bir yerden sonra çözülmez ya onun gibi aynen. Bir şey. Alabildiğince uzman alınır. Bunlar bir toplantıda oturtulur. Onlara bir arayüz verilir. Bir kontrol listesi verilir. Bu kontrol listesi üzerinden onlar kendilerini kullanıcı ve bağlamı düşünerek, kullanıcı yerine koyarak olası problemleri çıkarırlar. Sonra tekrar bir araya gelirler ve bir ana şeye dönüştürürler. Ana uzman analizi raporuna dönüştürürler. Anlamış mıyım? Doğru bir yol, evet. Evet, teşekkür ediyorum o zaman. Teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere.